Toranlı beyler ancak akşama burada olurlar. Ankara'dan başka davetli var mı? Var tabii. Nişanı niye burada yapıyoruz? Kim olduğumuzu görsünler diye. Doğru. Geçen hafta neredeyse bozuluyordu nişan. Aa! Biri Meltem'i aramış. Selim teknede kızlarla alem yapıyor demiş. Öyle miymiş peki? Benim de soyadım Yaşaran baba. Reşat Yaşaran'ın oğlu değilim ama Rıfat Yaşaran'ın oğlu. Ya sakin ol. Selim'in şirkette hissesi var, benim yok. Ben bütün gün eşek gibi çalışırken o yan gelip yatıyor, amcam görmezden geliyor. Bari bu sefer aklını başına toplasın bu çocuk. Bir kere daha olursa babası çeker vurur. Adamla iş yapacak. Ay, Rıfat da buna hazırlanıyor günlerdir. Benim neden hissem yok baba? Tamam. Neden? Ha? Tamam. Şu nişan işimi bitsin, konuşacağım abimle. Bunlar arkamdan iş çeviriyorlar. Hissediyorum. Bildiğin bir şey var da bana söylemiyorsan önce seni defterden silerim diyor. Aşk olsun işte ya, bildiğin bir şey olsa söylemez miyim? Ya vallahi bir şey bilmiyorum ya. Rıfat, vır 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 vır, ne oluyor orada? Meseleniz neyse bitirin artık, sıkıldım. Gözün oynamasın senin. Selim, Selim oğlum kalk. Kalk, Meltem Hanım geldi. Geldi diyorum, merdivenleri çıkıyor. Yaşaranlar gitti mi? Çoktan. Sabah uçağıyla erkenden gittiler. Kalk hadi duşa gir de bari duşta diyeyim. Bavulum hazır mı? Hepsi hazır. Smokinlerini kılıflarıyla birlikte aşağı indirdim bile. Heh. Selim inanmıyorum sana. Aşkım her şey hazır vallahi. Bir duşa girip çıkıyorum. 5 dakika yazarım. Gazeteyi gördüm Yadigar Hanım. Saklamanıza gerek yok. Resmin tamamını basmamışlar ki. Arkada Erdoğan'la Didem de vardı. Hem kaç haftalık resim bu. Daha yeni basmışlar. Sen de biliyorsun o geceyi. Didem'in doğum günüydü. Yemek yemeye gittik diye anlattım ya sana. Sen Ankara'daydın. Bu konuda konuşmak istemiyorum Selim. Ne olur sen de bir an önce giy, duşa uçağa kaçıracağız. Öf, hala içki kokuyorsun. Yemek değiştirmiş şarap işte. Seni bıraktıktan sonra dolu dolu eve geldim. Oh, tamam hadi ben aşağıda bekliyorum. Valize hazır. Smokin de kılıfında. Dün gece kaçta geldi eve? Nereden bileyim? Ben erken yattım. Yadigar Hanım, siz herkes eve girmeden uyumazsınız. Söyleyin kaçta geldi Selim? Bana bunu sormayın Meltem Hanım. Selim ne diyorsa o. Hadi ben gidiyorum. Nereye oğlum? Otur işte, yeni geldik. Sen dinlen, ben de bir atölye uğrayayım. Galip Usta söylenmesin şimdi. Of Kerim, ne huzursuz herifsin ya. Oğlum işim yok demedin mi? İşte hazır bizimkiler de yokken havuzda bezeriz. Sen şu telefonuna bak da. Selim. Alo damat, geldin mi? Yok, daha önce havaalanına gidiyoruz Meltem'le. Oralar nasıl? Buralar yanıyor. Her bakımdan. Tamam. Akşamüstü gel, parti var. Sizde mi? Yok abi, ben gelmem. Şimdi çekemem Reşat Yaşar'ın. Yok be, Meltemlerin kalacağı otelde. Cennet Koyun'a yeni açılan otel var ya orada. Ha. Bütün misafirler orada kalıyor zaten. Biz de direkt oraya ineceğiz. Tamam, olur o zaman. Selam söyle. Bak, Kerim'in de selamı var. Beraber geliriz. Kerim'i getirme oğlum, ek şimdi. Tamam, mutlaka getiriyorum. Ulan Vural, ulan Vural. Tamam, hadi hoşça kal. Ne zaman iniyor senin uçak? Tamam, hadi görüşürüz. Kerim kim? Kerim.
Ben ilkokulu orada okumuştum, anlatmıştım ya sana. Ta o zamanlardan arkadaşım. Yazdan yaza görüşüyoruz. Oralı. Demir ustası. Marangozhane gibi bir yerde çalışıyor. Eli ekmek tutan arkadaşlarım da var yani, görüyorsun. Çok sevindim. Keşke benim için söz vermeseydin oğlum ya. Saçmalama be oğlum. Adam nişanlanıyor, bütün arkadaşlarını da yanında istiyor işte. Üstümü değiştirip geleyim o zaman. Nereye gidilecek? Cennet Koyun'daki otele. Ha. Şimdi ben benim tişörtlerden vereyim diyeceğim ama böyle biraz göbeği açık bir model olur sana. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Var ya, sırf şu gösteri yapmak için bu kadar insan toplamadıysa dünyanın en hadisiymiş. Kraliyet uçağının kapısı açılıyor. Prens Yaşaran, müstakbel eşini doğduğu topraklara indiriyor. Prensi. Ve halkı selamlıyorlar. Gelmedi, gelmedi. Açsana oğlum. Benim değil. Sustur o zaman. Tamam, susturdum. Görüşmek istemediğin kızsa imdat diye kaydedeceğiz. İmdat bir, imdat iki. Mesela bende bir imdat yedi var, çok yapışkan bir arkadaşım. İmdat yedi. Evet gülme oğlum, vallahi kapan kıyarken bir açıyorsun, ondan sonra kurtulabilirsen. Oğlum bu benim imdatlarımdan biri değil, Selim Bey'in imdadı. Kafası iken telefon numarasını veriyor, mecburen de telefon bende kalıyor. Sen versene şu numarayı bana. Yok ya. Ya ver oğlum işte ya, bak Selim'i bu dertten kurtaracağım. İmdat sekiz. Ne haber lan? İyidir. Bu ne pantolon oğlum? Sorma, Meltem'in araba tutuyor da. Ha. Kerim. Hoş geldin. Daha da yakışıklı olmuşsun lan. Git gözüm görmesin seni. Ne haber ya? Hayatım. Sizi şahanemle tanıştırayım. Kızın en şahane özelliği. Babasının meclisindeki koltuğu. Vural doğum gününde görmüştüm. Merhaba. Merhaba. Kerim, sana bahsetmiştim. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.